Sivas Kongresi tamamlanmış, Ankara'ya dönmüşlerdi. Elde avuçta ne varsa tükenmişti. Ekmek almak için fırına ödeyecek paraları bile yoktu. Sofraya bulgurdan başka konacak yemek kalmamıştı. Mustafa Kemal bankalara borçlanmayı reddediyordu. Özel kalem müdürü Mazhar Müfit Kansu, kürklü paltosunu sattı. Satılabilecek bir yok almıştı. Anca birkaç gün daha idare edebileceklerdi. Kapı çalındı. İçeri giren asker Müftü Efendi'nin geldiğini söyledi. Eyvah dedi Mazhar Müfit. Çekmecesini açtı. Kahve vardı ama sadece iki tek kesme şeker kalmıştı. Sigara bitmişti. Misafir ağırlayabilecek durumda değildi. Ne yapsın? Olduğu kadar. Buyursunlar. Börekçizade Rıfat Efendi odaya girdi. Masanın kenarındaki iskemleye ilişti. Mazhar Müfit, Mustafa Kemal için sakladığı iki tek kesme şekere kıyamadı. Zannedersem sade kahve içersiniz değil mi? Fena. Müftü Efendi tebessüm etti. Zahmet etmeyin, kahve içmiyorum dedi. Sigara da kullanmazsınız değil mi dedi? Onu da kullanmadı. Halbuki hem kahve içtiğini hem sigara içtiğini elbette herkes biliyordu. Müftü Efendi fazla vaktinizi almayayım diyerek söze girdi. Biraz sıkıntıda olduğunuzu duyduk dedi. Demesine kalmadan Mazhar Müfit gayet ters bir el işaretiyle Müftü'nün sözünü kesti. Paramız var diyerek masanın arkasındaki küçük kasayı gösterdi. Bozuntuya vermek istemiyordu ama kasada sadece 48 kuruş vardı. Paltodan geriye sadece o kadarı kalmıştı. Müftü Efendi günümüzde artık normal kabul edilen sarıkla cübbeyle gezmiyor. Bildiğin ceketle geziyor. Elini sol iç cebine soktu, mendil çıkardı. Katlanmış, minik bir çıkın haline getirilmişti. Masaya koydu, açtı, 1200 lira. Kendi çocuklarına bile yük olmamak için eşi Samiye Hanım'la birlikte biriktirdikleri cenaze parasıydı. Bu mübarek memleket, Kuvayi Milliyeci'nin sırtından çıkarıp sattığı paltosuyla, yurtsever müftünün kefen parasıyla kuruldu. Ve bugün hırsız imam sandıktan oy çalıyorsa, kutsal kitabımız miting meydanlarında parti broşürü olarak kullanılıyorsa, kandil mahyalarında milletvekili reklamı yapılıyorsa, camiler seçim bürosu haline getirilmişse, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Börekçizade Rıfat'ın makamında oturan görmezgillerin yaşayacak sarayı, binecek Mercedes'i vardır ama yatacak yeri yoktur.